Ali Haydar Fırat size döneyim. şimdi CHP lideri Kılıçdaroğlu bu LGBT çıkışına karşı Cumhurbaşkanının beklediğim gibi Erdoğan başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin, zorbasın. Milletimizin milletimiz görsün istedim ve sen de gösterdin dedi. Buna karşılık Kadri meydan diyor AK Parti ve Yeni bir muhafazakar siyaset söylemiyle muhalefetin karşısına çıkıyor. LGBT meselesi muhalefeti sıkıştırır mı 2023'te? İyi akşamlar diliyorum. E, hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. E, şöyle bir tespitle başlayayım. Aslında bugün e, biraz önce ilk bölümde tartıştığınız Sayın Cumhurbaşkanı'nın muhafazakar devrimci gençlik kavramsallaştırmasına dönük olarak e, Tanıl Boran'ın son yazısında okumuştum e, müteakim tazik yani akıntıya karşı e, öyle ya da böyle karşı gelmek ya da ona karşı yüzümek. E, şimdi Ak Parti'nin içinde bulunduğu ruh halini ben böyle e, tanımlıyorum. Aslında içinde bulunduğumuz kriz Kübra Hanım sadece siyasal partilerin açıklamaları ya da bir takım ortaya attıkları yeni program ya da projeler değil. Bugün daha derin ya da bir biçimde tartışılmayan asıl mesele Türkiye'de düzen yeni kimlik arayışında, yeni bir ideoloji arayışında. Yani uzun zaman yani işte Cumhuriyet kurulduğu zaman bir kurucu ideoloji vardı. Sonrasında işte bir Türk İslam ideolojisi hazırlandı. 12 Eylül darbesiyle bu yerleşti. Ve biraz AK Parti elbette ki kendi başarısından ayrı olarak Böyle bir tırnak içinde yeni bir kurucu ideoloji üzerine oturdu. Bugün Türkiye'nin temel sorunlarından biri Türkiye'yi çekip çevirecek ya da toplumu kuşatacak yeni bir kimlik, yeni bir ideoloji, mistifikasyon diyeyim, böyle bir tanımlama yapayım. Bunun yokluğudur. Şimdi bu çerçevede e, herhangi bir siyasi partinin de, aydınların da, üniversitelerin de Türkiye'nin yeni dönemine, yeni ruhuna, zamanın ruhuna daha doğrusu uygun herhangi bir ideolojik pozisyon kavram ya da tartışma ürettiğine tanıklık etmiyoruz. Bu bence bizim en büyük kuraklığımız. Dolayısıyla bunun için ne kadar yol alırız ya da ne kadar süre içinde bulunduğumuz bu kurak mevsimde boğuluruz bunu hep birlikte göreceğiz. O yüzden e, bu daha grand, daha büyük teoriler ya da e, ideolojik yeni tanımlamalar ve kavramsallaştırmalar yapılmadığı zaman da biz dönemsel ya da gündelik bir takım hareketler ya da pozisyon alışlarla süreci götürmeye çalışıyoruz. Burada iki tane pozisyon giderek yer değiştiğini tanıklık ediyoruz. O da şudur: biri daha önce Cumhuriyet Halk Partisinin özellikle laiklik ekseninde kendisini konumlandırdığı bir anlayış vardı. Bu anlayış son derece statükoya ve bir anlaştı ve bir biçimde de sekter bir anlaştı. E, ya da Ergun Özbudun Hocanın ifadesiyle bu işte pasif değil dışlayıcı bir laiklik anlayışıydı. Şimdi bunu, CHP bunun e, çok ağır bedelini ödedi, e, yani iktidar olmayarak ödedi. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geldikten sonra bu anlayıştan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti. Dolayısıyla o vazgeçişle birlikte farklı kesimlerle iletişim, diyalog süreçleri başlatıldı. Şimdi herkes Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu son yaptığı çıkışın ani bir çıkış olduğunu söylüyor ama onu yakından izleyenlerden biri olarak söyleyeyim. Yani iki yıldır hemen hemen Türkiye'nin bütün kentlerinde Yüzlerce toplantı yapıldı e, muhafazakar kesimle. Bu insanların temel sorunları, kaygıları, endişeleri üzerine e, notlar alındı, tartışmalar yapıldı, CHP kendi iç tartışmalarını yaptı vesaire falan. Sonuçta bu iç tartışmaların sonucunda olgunlaşmış bir tavır olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı belirdi. Yani diyorsunuz ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun sahada yaptığı toplantılarda e, muhafazakar kesimden böyle bir talep vardı, doğru mu anladım? Aynen öyle. Hatta Kübra Hanım 9 yani Eylül ayının 2021'in Eylül'ünde kendisiyle bir sohbet yapmıştık ve ben bunu politik yolda da yazmıştım. O zaman da şunu ifade etmişti biz e, muhafazakarların endişelerinin farkındayız. Bunu giderme dönük olarak da her türlü çabayı sergileyeceğiz. Kimsenin ne diliyle ne kıyafetiyle asla uğraşmayacağımız bir sistem inşa edeceğiz ifadesini kullanmıştı. Ocak ayında da politik yol yazarlarla buluşmuştu. Ayşe Baykal orada kendisinin de başörtüsü olduğunu ifade ederek ben siz bana nasıl bir güvence veriyorsunuz iktidara geldiğinizde? Yani tekrar benzer eski süreçlerin yaşanmayacağına dair bir garantiyi siz bana nasıl veriyorsunuz diye bir ifade kullanmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu da bunun artık toplumsal ve hukuksal zeminin kalmadığını buna dönük olarak da eğer gerçekten böyle bir hissiyatın geniş kesimlerce paylaşıldığını hissettikleri anda buna dönük çalışmalar başlatacaklarını ifade etmişti. Dolayısıyla aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği bu çaba, çalışma e, yılların bütün bu görüşmelerin sonucunda ortaya çıkmış bir Birden çaba hiç alınamadı. Şimdi e, Ali Aydar Bey bir şey daha soracağım size. Cumhurbaşkanı şimdi Cumhurbaşkanı şöyle dedi: e, Biz çözdük bu sorunu, başörtüsü sorununu. Bu beyefendi getirdi bunu gündeme koydu. Bu da ne oldu? Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım dedi. Şimdi Cumhurbaşkanının bu söylemi aslında. Özellikle muhalefetin kendi içinde Kılıçdaroğlu'na verilen ilk tepkilerden kaynaklanıyor bence. Bilmiyorum katılır <laughs> mısınız? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu bu e, şeyi açınca konuyu açınca ah, şimdi e, aslında iktidar ayağına müthiş bir pas verdi diyenler de oldu. Ne gereği vardı şimdi böyle bir gündem e, gündem'e diyenler oldu. E, ne dersiniz? E, yani tam da Ak Partiye çalıştığı yerden mi? Ee, geldi soru diyeyim. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi AK Parti'ye yaradı mı siyasete? Ee, şunu söyleyeyim. Ee, öncelikle bu e, bir halledilmiş mesele olarak eğer ifade ediliyorsa, neden bir anayasa çalışması başlattı AK Parti eğer çözülmüş bir sorun olduğunu düşünüyorsa, İkinci mesele AK Parti eğer gerçekten çözüldüğünü düşünüyorsa, e, tırnak içinde kendi interlandında biz gidersek bunlar geldiklerinde sizin başörtülerinizle karışacaklar, size rahat vermeyecekler propagandasını neden yapıyor? Dolayısıyla elbette ki siyaset kurumu, siyaset yapıcılar bütün bu söylemlerin kendi mahallelerinde ne tür konuşmaların yapıldığını farkındalar. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı bir taraftan bir tarihsel bir kendi helalleşme mantığıyla tutarlı bir yanı var. İkinci mesele de bu gündelik siyasete ilişkin olarak sıklıkla kullanılan... Yani biz gittiğimizde bunlar gelirse işte sizin başınızla başınızın örtüsüyle efendim kılık kıyafetlerinizle uğraşırlar söylemini bir biçimde onun elinden almak. Şimdi bu elbette ki burada kalacak bir mesele değildir. Neyi kastediyorum? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme meselesi 2. yüzyılın temel Türkiye'nin sorunlarını taşımama bu yüzyıldaki sorunları öyle de böyle çözme çabası sadece başörtüsüyle ilgili bir mesele değil. Aynı zamanda ileriki zamanlarda göreceğimiz gibi Kürt meselesiyle ilgili olarak da Alevi meselesi, inanç meselesiyle ilgili olarak da diğer Türkiye'nin toplumsal ve siyasal sorunlarına ilgili olarak da siyaset kurumunun gerçekten elinin taşın altına koyacağı ve çözümler üreterek toplumu da bu sorunlar ekseninde bir arada öyle ya da böyle tartışmaya zorlayacağı bir süreç. O yüzden de Türkiye'nin meselesi şu ifade ediliyor Sayın Akşener'in hatırlarsanız eleştirisi olmuştu. Ya işte kapanmış yaralar neden açılıyor? İşte milletin derdi ekonomi vesaire falan. Şimdi Türkiye sanki her alanda çok iyi yönetiliyor da, yani eğitimi iyi, sağlığı iyi, efendim tarımı iyi, bütün alanlarda muazzam büyük başarılar ya da rahatlıklar yaşıyoruz da, bir tek ekonomide sorun yaşıyormuşuz gibi bir algı yaratılıyor ama böyle bir şey değil. Yani biraz önce Mehmet Ali Me Me Bey, çok özür diliyorum, Mehmet Emin Ekmen Bey ifade etmişti. 20 tane gencin intiharından bahsediyoruz. Polislerimiz intihar ediyor, atanamayan öğretmenimiz intihar ediyor. Öğretmenlerimiz e, yanlış hatırlıyorsam 21 Ekim'de yeniden eyleme çıkıyorlar vesaire falan haklarını arıyorlar. E, sağlıkçılar, eczacılar vesaire falan toplumun bütün kesimlerinin bir hak arama talebi var. Şimdi o yüzden bugün de Sayın Cumhurbaşkanının e, açıklaması ben o açıklamayı çok özür dileyerek yani çok kısa olduğu için ee, hemen bir paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor, bakın şimdi 20 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Ee, yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yapar, şu an itibariyle onun hazırlığı içerisindeyiz. Şimdi... 20 yıl sonra bu sözü söylüyorsanız, siyaseten bitmişsiniz aslında. Yani bu saatten sonra söylenecek sözünüz yok. Ben o yüzden hani baştaki e, atfa sizin söylediğiniz işte bu muhafazakar devrimci gençlik meselesinin aslında söyleyecek sözün kalmaması ile ilgili bir mesele olduğunu düşünüyorum. Tekrar e, geri döneyim Kılıçdaroğlu'nun çıkışına. O çıkışın ben bir pas ya da bir kazanma meselesine dönük bir en azından o çerçevede değerlendirilmemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ama en temelde Türkiye'de gerçekten çok farklı çok sayıda muhafazakar kadın, insan, yurttaş, Kılıçdaroğlu'na kendi taleplerini ilettiler. O da bu talepleri öyle de böyle bir siyasal program çerçevesinde bir çıkışla dile getirdi. Başka bir takım konularda da benzer bir takım çıkışlar, benzer bir takım açıklamalar gelmeye devam edecektir. Çünkü Türkiye'nin maalesef öyle ya da böyle çözülemeyen, efendim işte bir biçimde çözüleceği ifade edilen sorunları vardı. Ama sorunlar çözülmediği zamanlar siyasal iktidarlar çürütüyorlar. Hatırlarsanız AK Parti 20 yıl önce yolsuzlukların, yasakların ve yoksulluğun kaldırılacağı üzerine hepimize teminat vermişti ve yurttaşlarımızdan da oy almıştı. Ama o sorunları çözmedi AK Parti, o sorunları AK Parti çözdüler. Nihayetinde bugün geldiğimiz noktada AK Parti'nin arayışı ya da AK Parti'nin geldiği ya da tıkandığı nokta tam da bu sorunları çözmemesinden kaynaklı. E bu 20 yıl sonra yani çözmediğiniz ha sorunları tekrardan biz çözeriz üzerinden bir siyaset kurarsanız bu siyasetin bir karşılığı olmaz. O yüzden de sayın Kılıçdaroğlu'nun bu bütün bu yasaklara karşı ve evet Türkiye'de halen bir yasaklar meselesi vardır, Türkiye'de halen bir yolsuzluk meselesi vardır, Türkiye'de hala bir çok ciddi ama çok ciddi bir yolsuzluk meselesi vardır. Bunu çözmek zorundadır siyaset kurumu. Bunu çözmediği zaman zaten bir iddia sahibi olamaz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler.